Benim en çok dikkat ettiğim şey 28 Şubat'ta da derviş olduğumdan itibaren, bu ülkücülüğümden itibaren ben hiç kimsenin başı yanmasın, hiç kimsenin burnu kanamasın isterim. O yüzden 28 Şubat'ta da biz bu tip zorlukları gördük, 3 aşağı 5 yukarı. Hiçbir arkadaşım burnu kanamadan o günler geçti. Ama 28 Şubat bitmedi. Ben hep bunu söylüyorum. Çünkü o devletin içerisinde odaklanmış olan belli bir güç var. Belli bir bürokraside ne yazık ki heva ve hevesini ilahlaştırmış insanlar var. Bunlar o böyle değişik bir şekilde devam ettiriyorlar. Bu böyle ne yazık ki sanki bu milletin makus kaderiymiş gibi. Hani demokrasi diyorlar ya aldatmaca, insan hakları diyorlar aldatmaca, hukuk diyorlar aldatmaca. Hep bunu söylüyorum ya ben. Bunu çünkü bizatihi kendim yaşıyorum ha. Bunu ben kendi şahsımda bizatihi yaşıyorum. Ben yaşadıklarımdan yola çıkaraktan diyorum ki demokrasi dediğiniz şey aldatmaca. Hani eski Hazreti Ömer Efendimizin tabiriyle biz helvadan put yapardık. Canımız sıkıldığında, karnımız acıktığında onları yerdik diyor. O yüzden böyle işte demokrasi, özgürlük, insan hakları dediğinizde üçlü tesis inancıdır. Üçlü puttur bu. Bakın bu üçlü puttur. Bu ne üçlü put? Var ya Kur'an-ı Kerim'de geçen neydi isimleri? Evet. Bu üçlü puttur. Bunlar bütün ülkeleri, bütün halkları bu üçlü putla, teslis inancına dayanan üçlü putla yönetirler. Size derler ki özgürsünüz, değilsinizdir. Bu bir aldatmacadır. Size derler ki demokrasi var, bu bir aldatmacadır. Size derler ki biz hukuk devletiyiz, bu bir aldatmacadır. Bakın bu bir aldatmacadan ibarettir, başka bir şey değildir. Ben 63 yaşındayım, kendimi bildim bileli ben bunun aldatmaca olduğunu bilirim. Bakın aldatmaca olduğunu bilirim. Şimdi benim kendi yerimi işgal etti mi? Etti. İçeri kattın bizi. Katmadın. Nerede kaldı özgürlük? Nerede kaldı insan hakkı? Nerede kaldı hukuk? Üçü de benim tahtada gömüldü. Bak üçü de tahtada gömüldü. Ya ben kendi yerime giremiyorum. Neden? Yani çevirmiş emniyet etrafını. Kendi yerime giremiyorum bakın dikkat edin. Çok basit bu. Bu basit bir insan hakkı. Basit. Bir kimse kendi yerine giremez mi? Giremezsin. Çevirir etrafını emniyet kuvvetleri. Hepsini de etrafına polisleri de koyar. Ben gireceğim demeye kalkarsan seni gözaltı yapar götürür. Yapmaya da hakkı var mı? Kanuni olarak var. Kanuni olarak oraya çevirmeye hakkı yok. Sen girmeye kalkarsan polise mukavemetten emniyet görevdeki emniyet kuvvetlerinin mukavemetten seni gözaltı yapar. Sen çırpınır durursun. Ben kendi yerime gireceğim de ben kendi yerime giriyorum da ben kendi yerim de benim. Çırpınır durursun. O yüzden Allah razı olsun yine yani emniyetteki o kimseler gerçekten nazik ve naif davrandılar. Yani isteselerdi bizim hepimiz de o gün götürürlerdi. Açıkça götürürlerdi. Hiç kimse de sorgu sorgulayamazdı. Siz burada toplanmışsınız velettalin amin yaparlardı. Bereket onlar böyle hani insani davrandılar. Yoksa o kim o emri verdiyse kim olduğunu ama biliyoruz ama bilmiyoruz. O emri veren hukuksuz. O emri veren haksız, hukuksuz. O emri veren zulmediyor. Yani oradaki amire, memura, kimse kimlere emir verdiyse onlara da zulmediyor. Hepsini hukuksuzluğa sevk ediyor. Hepsini de hukuksuzluğa sevk ediyor. Göz göre göre hukuksuzluğa sevk ediyor.
Bu ne demek biliyor musunuz? İşte hani bir anne çocuğunu hırsızlığa sevk ediyor. Bir baba evladını hırsızlığa sevk ediyor. Haksızlığa sevk ediyor. Hukuksuzluğa sevk ediyor. Yani normalde bu o. Veyahut da ben sizi hukuksuzluğa sevk ediyorum. Anarşiye sevk ediyorum. Gidin yıkın otelleri diyorum örneğin. E siz onları yıkmaya kalkarken hepiniz de gözaltı yapacak. Siz diyeceksiniz ki üstadımızı dinledik. Telleri yıkmaya kalkacaksınız, hepiniz de gözaltı yapacak. Amacına ulaşacaktı o gizden. Ama Cenab-ı Hak bir feraset verdi. Onlar açığa düştü. Onlar adaletsiz, hukuksuz, haksız oldular. Onlar suç işlemiş oldular. Ha, bu ayrı bir mesele. Tabii biz kalkıp da devletle cedelleşecek değiliz. Biz öyle bir terbiye almadık. Biz emniyetle cedelleşecek değiliz. Öyle bir terbiye almadık. Ama hakkımızı, hukukumuzu bırakacak da değiliz. Öyle de bir terbiye almadık. Biz hakkımızı, hukukumuzu hukuk dairesinde alma terbiyesi aldık. O yüzden hakkımızı, hukukumuzu hukuk dairesinde alırız. Ama yumuşaklıkla, ama mahkemeyle alırız. E bu sefer de Hacı Cafer Allah razı olsun. Daha doğrusu davet onlardan geldi. Bir görüşelim dendi. Gitti, görüştü, gitti, geldi. Biz yine boynumuzu büküp bizim görüşmemiz lazım demedik. Onlar dediler, gelin bir görüşelim. Hacı Cafer'e böyle bir davet gelmiş. Dedim git görüş. Bizden dedim görüşmek isteyenle görüşürüz biz. Velhasıl görüşüldü, bir daha görüşüldü. Sonra bir daha görüşüldü. Bunun neticesinde onlar dediler ki bize bir hafta müsaade edin. Bu cumartesi değil. Bir dahaki cumartesi yapın. Hay hay dedik. Biz bir dahaki cumartesi yaparız. Problem değil. Bize bir adım gelene biz 10 adım geliriz. Hadis-i kutsi mucibince. Onlar bir el uzatmışlar. Biz de onların ellerini geri çevirmek bizim insanlık terbiyemize, sufi terbiyemize yakışmaz. Bize bir el uzatmış. Biz de o eli geri çevirmedik. Sonuçta ortak bir noktada buluşuldu. Onlar gün istediler. Biz de dedik sıkıntı yok. Bir hafta daha bekleriz. Ne olacak ki? Bizde aşure bitmez nasıl olsa. Ondan sonra velhasıl kelam bu cumartesi değil. Bir dahaki cumartesi inşallah aşuremizi orada kaynatacağız. Şimdiden bütün herkes ona göre şey yapsın. Ne o? Hazırlığını yapsın inşallah. Herhalde böyle giderse bu aşure meşhur bir aşure olacak. Kutsal bir aşure olacak. Kutsal tahtanın üzerinde, kutsal tahtayla beraber kutsal bir aşure inşallah olur. O yüzden Allah'tan bir şey gelmezse, Rabbim nasip ederse inşallah önümüzde ayın 26'sında aşuremizi kaynatacağız inşallah.